Yörünge bu hafta Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'dan sesleniyor. İstanbul'dan 3 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Moskova'ya ulaşıyoruz. Ve Moskova gezimize dünyaca ünlü Kızıl Meydan'dan başlıyoruz. Tarihi 15. yüzyıla kadar dayanan bu meydan özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bir devrin simgesi olmuş. Önemini günümüzde de sürdüren Kızıl Meydan gün boyu ziyaretçilerle dolup taşıyor. Gelen ziyaretçiler dünya siyasetinin bir dönemine damga vurmuş simge isimlerin benzerleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Geceleri ise bambaşka bir görünüme bürünüyor. Meydanın ve meydandaki binaların ışıklandırmaları insana adeta bir masal ülkesinde hissettiriyor. Mekanlarından biri olan Arbat Caddesi'ndeyiz. Burası oldukça renkli bir yer. Günün her saatinde burada her türlü insanı görmek mümkün. Sokak müzisyenleri var, ressamlar var, diğer etkinlikler var. Dolayısıyla dışarıdan buraya gelen insanların en çok uğradığı yerlerin başında Arbat Caddesi geliyor. Moskova'nın simge yerlerinden biri olan Arbat Caddesi kentin tam merkezinde yer alıyor. Araç trafiğine tamamen kapalı olan bu caddede sık sık sokak müzisyenleri ve ressamlarla karşılaşmanız mümkün. Hediyelik eşya arayanlar içinse matruşka satan mağazalar önemli bir uğrak yeri olabilir. Küçükten büyüğe çok sayıda matruşka. Matruşkalar Rusya ile özdeşleşmiş hediyeler. Çok orijinal görüyorsunuz. Dolayısıyla bu matruşkaları şehrin alışveriş merkezlerinde, önemli caddelerinde her yerde görmek ve almak mümkün.